Evet. Gün geçmiyor ki aslında Orta Doğu coğrafyasında böyle farklı farklı ülkelerde yeni yeni karışıklıklar olmasın. Şimdi biz hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarını az önce sizle paylaşmıştık. Suriye meselesi, operasyon olursa nereye olur? Hem Taliban'ın Türkiye ziyaretini konuşalım istiyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar konuklarım. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Teşekkür Akif Bey. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Şimdi şöyle Afganistan'ı sonraya bırakalım. Önce operasyon meselesi. Abdullah Ağar sizle başlayayım. Ne dersiniz? Yani ne anlarsınız, ne bekliyorsunuz? Suriye'de nereye olabilir? Olası bir operasyon söz konusuysa buyurunuz. Şimdi gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarında aslında tarihte bulundular. Yani tarihteki temel hedef YPG PKK olarak kendisini gösterdi. Ama bir diğer tarafıyla da rejimin yapmış olduğu rejim ekseninden yapılan saldırılardan da belli ki bir rahatsızlık var. Yani bu da kendisini belli ediyor. Şimdi burada yapılan anlaşmalar ne zaman yapıldı? Seninle beraberdik. Barış Pınar Harekatı sırasında yapıldı. Hem Rusya ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani onlar bizi Sayın Erdoğan ifadesiyle 432 kilometrelik bütün sınır boyunca harekatı genişletmemize engel olacak şekilde son derece yoğun bir baskı uyguladı. O baskı neticesinde de Ruslarla anlaşma yaptılar bizle önce ve ortaya çıkan fiil durum çerçevesinde biz 30 kilometrelik hat boyunca, yani o belki askeri harekat yapamadık ama Irak sınırından Menbiç'e kadar olan alanda 30 kilometre derinlikte PKK'nın olmayacağını, ağır silahlarının şusunun busunun olmayacağına dair sözlerle beraber bir takım mutabakatlar yapıldı. Ama Sayın Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarında çok net olarak görüyoruz. İki ülke de bu anlaşmalara uymadı. O zaman tekrar bir müzakere süreci, tekrar bir diplomasi süreci, askeri diplomasi süreci sonuç alınamazsa açıkçası Türkiye'nin çok kararlı olduğu gözüküyor ki kararlılık konusunda bence son derece haklı. Yani mesele sadece işte yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız ülkemizde yapılan ağır silah atışları, polis harekatlarımızın şehit edilmesi veya Afrin gibi, Elbap gibi yerlerde baş gösteren istikrarsızlık eylemleri, yani bizim himayemiz altındaki alanlardaki baş gösteren bu güvensizlik eylemleri işin son kertesi. Ama asıl mesele, hatta şöyle bir cümle kuralım. Bu ay içerisinde YPG PKK ile 22 tane çatışma var bildiğim kadarıyla. Yani YPG PKK'nın sızma girişimleri vesaire. Şimdi Ya öyle onların olunca 22 tane çatışma nasıl oluyor? ÖSO'yla oluyor. ÖSO ve bizim iç ÖSO'yla. bölgelerine saldırıyorlar. Genellikle ÖSO'yla yaşıyor. Yani temas noktalarında sürekli bir gerginlik. Yani gitmesi gereken, çekilmesi gereken, M4'ün aşağısında olması gereken bu yapılar aksine çok daha azgınlaşmış bir şekilde. Yani mesele ne? Şimdi Türkiye M4'ün altını niye kerhen de olsa kabul etti? Hani sen DAEŞ'le mücadele ediyorum gibi bir maske mazeretin var. DAEŞ'te nerede? M4'ün aşağısındaki Sünni Arap Havzası'nda. Hani orada PKK ile DAEŞ'le mücadele edeceksin, evet, ama Kürt etnik kimliğini ihmal etmesin sınırın bu tarafında, M4'ün bu tarafında. Yani hani 30 kilometrelik derinlikte. Çünkü baktığımız zaman Menbiç, aynen Arap, özellikle Kamışlı, hani aşağı tarafta Haseke, buralarda istismar olmasın. Ama aksine hem Amerika'yı zaten biliyoruz, Rusya'da sayısız angajman geliştirdi YPG PKK ile, o da kendine özgü bir oyun oynuyor. Böyle olunca Türkiye, üniter yapısını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini tehdit eden ve gelecekte çok daha büyük bir tehdide dönüşebilecek bu yapıyı bu safhada yok etme veya parçalama eğilim içerisinde veya oradaki toplumsal katmanları YPG PKK'dan kopartma eğilim içerisinde. Çünkü onlar bizim bildiğimiz kimyalı bir PKK değil. Öyle de bir temel problem var. Hepsi bir araya gelince harekat zorunluluk gösteriyor Akif. Çok Şöyle net. aslında Türkiye açısından çok daha kolay bir süreç değil mi? Yani daha önce PKK dağdaydı, gerilla taktiğiyle savaşıyordu. Şimdi ovada. Yani Doğru. Amerika bayraklarını çekse herhalde çok uzun sürmez ama nereye nasıl? Yani ne Yani öngörüyorsunuz? ben Bir bölge açıkçası, söyleyebiliyor yani musunuz bize? şimdi Ben tabii bakıyorum haritaya, Allah Allah diyorum. Yani nereye olacak? Tel Rifat
Tabii telifat deniyor. Telifat tabii çok büyük bir tedirginlik noktası. Ama telifat Halep'in savunulmasıyla ilgili. Yani rejim açısından da büyük bir değeri var. Yani bu noktada Rusların ben ciddi hassasiyetleri olduğunu düşünüyorum. Yapılmaz mı? Yapılır. Yani böyle bir cümle kurmuyorum. Ama bence Membiç, Ayner Arap ve Kamışlı en çok öne çıkanlar. Hatta bu Amerikan zırhlarının da çok boy gösterdiği tam bizim o uç noktası var ya. Irak, Türkiye, Suriye üçgeninin olduğu yerler, Pişaburun olduğu yerler. Yani buralar temizlenirse Türkiye rahatlar. Yani Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye tweet'i atmasından bir şey çıkarttınız mı bir anlam? Yani ben şöyle bir cümle kurdum. Hatta bir tweet atayım ben dedim ama vazgeçtim sonra. Çok gerek yok. Şu, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ciddi olduğuna inandığımız devletin büyükelçiliği böyle komik tweetler atmamalı. Aklımıza dalga geçmemeli. Yani bu gerçekten bir alay gibi oldu. Bir yandan YPG, PKK'yı destekleyen sensin. Her türlü silahı veren, himaye eden, fonlayan, koruyan, kollayan, donatan sensin. Bir yandan da Türkiye'ye karşı bir saldırı düzenlediği zaman kınıyoruz tarzında açıklamalar. Tüm NATO müttefikimizin yanındayız. Biz hep beraber NATO'yuz tarzında yapılıp kurulan cümleler. Yani hoş olmadı bence. PKK'ya yönelik bir uyarı anlamına gelir mi? Yani uyarı böyle yapılmaz. Uyarıyı Anladım. yapacak PKK'yı güden iradesidir. Büyükelçiliğin PKK'yı güttüğünü düşünmüyorum. Yani PKK'yı güdenler sağdaki Pentagon. CENTCOM'un askeri kanadı. Peki. Hı-hı. Öyle Naim düşünüyorum. Babiroğlu, siz ne dersiniz? Evet, bu son Twitter'dan başlayalım isterseniz. Eğer Olur. Olur. Rusya'nın sorumlu olduğu, kontrol ettiği bölgede bu saldırı gerçekleşmeseydi kınama yapılmayacaktı ABD tarafından. Çünkü Güzel. ABD'nin buradaki maksadı ne? Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliği arttırmak. Yani Mümkün olduğu Amerika diyor ki kadar PKK operasyon yapacaksan da Rusya'nın yönettiği yerdeki PKK'ya yap. arttırmak. Yani Rusya sorumlu diyor bu aslında bu saldırıdan diyor. Rusya'nın sorumlu olduğu bölgeden yapıldığı için. Bu nedenle bir kınama ya da eğer Fırat'ın batısında olsaydı bu eylem ya da bölücü terör örgütünün saldırısı çok sayıda zaten Fırat'ın batısında biliyorsunuz 2 günde 3 günde bir saldırıları oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de etkisiz duruma getiriyor. Hiçbir kınama gelmedi Fırat'ın doğusu için. Düzeltiyorum. Fırat'ın doğusu için. Ama Fırat'ın batısında Rusya sorumlu olduğu için bu bölgeden Rusya ile Türkiye arasında bir provokatör görevi yapıyor ABD aslında. Yani bu saldırının arkasında ne var derseniz benim okumam, benim değerlendirmem bu saldırının arkasında Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliği tırmandırma olayı da var provokatörler tarafından. Ha, bu ABD yapmış, başka bir aktör yapmış ama sonunda ABD faydalanıyor. Fakat gelelim asıl konu bu operasyon olayına. Sayın Milli Savunma Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Evet, bıçak gerçekten kemiğe dayanmıştır doğru. Ancak şimdi bir tarihi süreç var. Bunu hatırlayalım Mehmet Akif Bey. 1998'de 17 Eylül'de bölücü terörist başı biliyorsunuz Suriye'deydi. Suriye'nin Evet. himayesindeydi. 17 Eylül 1998'de, bakın devletin işleyiş sürecini size söylüyorum, tarihi süreçte. 1998'de dönemin o bölgeden sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanı Reyhanlı'dan, yani Reyhanlı sınırından, dedi ki bölücü terörist başı eğer Suriye'den kovdurulmazsa bıçak kemiğe dayandı dedi. Ardından bakın devletin işleyiş sürecini söylüyorum. 2-3 gün sonra Sayın Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı, 2-3 gün sonra o zaman hatırladığım kadarıyla rahmetli Mesut Yılmaz'dı, dönemin başbakanı. Benzer açıklama yaptı ve ardından da Cumhurbaşkanı makamındaki Türkiye'de Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama şunu gösterdi. Gerçekten Türkiye kararlıydı ve bir harekat yapacaktı. Ama şimdi ortaya çıkan durumda şunu görüyoruz. PYD, PKK terör örgütü varlığı 2015'ten beri Suriye'de ortaya çıktıktan sonra bu diplomatik açıklamalar çok fazla yapılıyor. Bu tarihi süreç incelendiğinde böyle sırayla yapılıp gerçekten kararlılıkla nerede harekat yapılacaksa oraya yapılıp o şekilde caydırıcı gücü kullanmalı diyorum Türk Silahlı Kuvvetleri. Fakat operasyon nereye yapılır sorusu önemli. Tabii Yani değişti durum. caydırıcılık konusunda bir problem olduğunu mu düşünüyorsunuz? Problem değil de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin elini kolunu bağlayan jeopolitik değişiklik var burada. Şimdi burada Fırat'ın batısında hava sahasının kontrol ve yönetiminden
Rusya sorumlu. Fırat'ın doğusundan da ABD sorumlu. Şimdi geçmişteki operasyonlara baktığımızda Afrin dahildir buna. Hı hı. Siz çok daha iyi bilirsiniz. O bölgedeydiniz, biz de o bölgedeydik. Yani sınırda böyle bir değerlendirme yapmak için gitmiştik. Afrin merkezine gelinceye kadar, yani Afrin merkezi sınırlarına çevresine gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sahasının kontrolünde bir problemi yoktu. Çünkü Rusya'yla bir koordine var. Ancak ne zaman Afrin merkezine gelme durumu olunca biliyorsunuz Rusya hava sahasını kapattı. Dolayısıyla şimdi burada askeri gerçeklik var. Yani evet. Fırat Kalkanı'nda Amerika aynısını yapmıştı. Kesinlikle öyle. Şimdi yapacağız doğru. Yapmalıyız kesinlikle doğru. Keşke daha önce yapmalıydık. ABD'ye rağmen ben hep onu söylüyorum. Çünkü bu gelecek kuşaklara devredilmemesi gereken bir beka sorunu. Budur. Hı-hı. Ancak şu var. Şimdi operasyon başladığınızda askeri harekatta kara harekatı yaparsınız. F-16 ve diğer savaş uçaklarınızla sınırdan 30-40 kilometre ilerisinde belirli ateş desteği sağlarsınız. Yeterli topçu ve füze ateş desteğiniz var yeterli menzile sınırdan. Hı-hı. Ancak ani çıkan hedefler, size kayıp verdirecek ani çıkan olaylar, saldırılar, ani çıkan ikmal, ani çıkan tahliye, yani Allah korusun, yaralıların tahliyesi, ani çıkan mühimmat ikmali, ani çıkan bir saldırıda taarruz helikopterinizin veya diğer saldırı helikopterinizin zamanında orada kısa sürede bulunması, hava kuvvetlerinizin kara kuvvetlerine kayıp verdirecek unsurları etkisiz duruma getirmesi gibi veya en kötü ihtimalle ortaya çıkan herhangi bir durumda yaralılarınızın hızla en yakın hastaneye sevk edilerek yaşamlarının kurtarılması bu askeri açıdan hesaplanan lojistik faktörler. Şimdi bu hesaplamada bunlar risk hepsi. Dolayısıyla bu risk olunca Rusya ile bu Fırat'ın batısında Rusya ile koordinede bulunmak lazım. O zaman kendimizi Rusya'nın yerine koyduğumuzda Rus basınında, Arap basınında çıkan yorumları değerlendirdiğimizde şu üç seçenek ortaya çıkıyor. Biraz önce söylendiği gibi İdlib'de M4 yolunun güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları veya üst bölgeleri var ve Suriye ile Rusya bu M4 karayolunun Suriye yönetimine devredilmesini istiyor. Bu Suriye'nin, Rusya'nın elinde bir kart. Şimdi denebilir ki burada M4 karayolunun tümünün kontrolünü belirli bir bölgeden, kuzeyde 5 kilometre güneyde. Çünkü bir karayolunun kontrolü sadece karayolunun alınmasıyla olmaz. Belirli bir çevre emniyeti de olması lazım. Bu coğrafyayı devredin Rusya'ya ve Suriye'ye. Siz de Tel Rifat'a bir sınırlı operasyon yapmadan ben Tel Rifat'taki, yani Rusya açısından söylüyorum, PYD, PKK bölücü terör örgütünü Menbiç'e veya Fırat'ın doğusuna göndereceğim. Buradan size herhangi bir tehdit gelmeyeceğini taahhüt edeceğim. Bu bir mutabakat zaptına alınabilir. Bir mutabakat olur. Moskova mutabakatı, Ankara mutabakatı, Soçi mutabakatı her neyse. Ve belirli bir süre tanınır. Zaman dilimi 2 ay içerisinde bu şekilde olacak diye. Ve o zaman Rusya ile Türkiye arasında daha önce şahit olduğumuz devriye faaliyeti de icra edilir. Çevre durumunda, yani Tel Rifat'ın çevre yolu. Şimdi bu birinci seçenek ve Rusya açısından kabul edilebilecek bir seçenek. Ve operasyona ihtiyaç duymadan al-ver usulü, yani İdlib'den belirli M4 karayolunu ver. Biz de Tel Rifat'taki... Zaten İdlib'den bu, yani sürekli İdlib'den bir parça ver. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Doğru. Dolayısıyla Tel Rifat'tan da böyle bir size gelen tehdidi biz bu şekilde önleriz. Operasyona da ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla böyle iki taraf için de aslında biraz da diplomasi kokan bir çözüm olabilir. İkinci çözüme gelelim, ikinci çözüm. Rusya der ki evet siz sınırlı bir operasyon yapın. Hava kuvvetlerinde, hava sahasında açarız size. M4'ü verin. Kuzeye doğru gidin. Yani İdlib'den kuzeye doğru kayın üst noktalarınıza. Ancak daha önce Afrin'de, Elbap'ta olduğu gibi, Cerablus'ta olduğu gibi, yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nda olduğu gibi burada operasyon sonrası, yani size örnek veriyorum, 2 hafta sonra bu bölgede kalıcı olmayacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen Suriye Milli Ordusu unsurları kalmayacak. Çünkü Putin, ne olacak Rusya'sı... bir saniye ya, biz terör örgütünü oradan temizleyeceğiz, sonra orayı Esad'a mı vereceğiz? Yok, Esad'a verilmeyecek. Yine kim bir verir? Devriye görevi, boşaltılacak. Devriye görevi. Kim yönetecek orayı, kim kontrol edecek?
Rusya yönetecek. Yani Rusya orada kalacak ve orada öyle bir durum olacak. Biz niye öyle bir operasyon yapalım? Yani Rusya zaten evet, PKK'ya çık buradan dese PKK çıkmaz şunu, mı? Mehmet Akif Bey şunu kastediyorum. Yani Putin'in Rusya'sı şu anda Türkiye'nin herhangi bir bölgede operasyonun ardından askeri varlığını orada bulundurmaya tahammülü yok. Afrin'den, Tel Rifat'tan, Fırat Kalkan nedeniyle ve İdlib'deki olaydan dolayı. Dolayısıyla bunu kabul etmeyecektir. Üçüncü seçenekte tercih edilmeyen bir seçenek Türkiye açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sayın Savunma, Milli Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bıçak kemiğe dayanmıştır. Kendi göbeğini kendisi kesecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir, bir BK sorumdur. Coğrafi bütünlüğünü kasteden bir terör örgütü vardır. Buna müsaade edemez. Her türlü riski göze alarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı gibi başlatır. Ancak Rusya'nın hava sahası konusunda tahditleri olursa, sınırlamalar olursa ki olacaktır. O zaman kara harekatında öngörülemeyen, katlanılamayan bazı riskleri göze alabilir. Yani kayıp riskler. Şimdi buna siyaset makamı katlanır mı sorusu önemli. Asker katlanır. Asker siyaset makamından direktif alır. Siyasi hedefi, politik hedefi nedir? Siyaset makamının Tel Rifat'tan, işte Membiç'in belirli bir bölgeden gelen tehdidi yok edin. Asker de çok basit olarak haritada hedefleri çizer, askeri hedefi. Askeri hedef politik hedefi karşılar. Ama der ki asker siyaset makamına, daha önce terörle mücadele, 37 yıldır yapılan terörle mücadele tecrübesi göstermiştir ki der, eğer böyle bir harekat operasyonu hava kuvvetleri veya hava araçlarının desteği olmadan evet, yaparsa bir, zayiatımız peki, iki olur. Bir saniye. Evet. Çok evet, yani şey Sayın Ağar'a geçeceğim. Ayrıntıya girdim. Çok evet, ayrıntı oldu. Şöyle çok kısa şunu sorayım. O gün evet, Rusya ile Amerika anlaşmıştı. Soramadım çünkü Taliban heyeti çıktı. Evet, görüntüler doğru, canlı geliyor şu anda. Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ve Taliban heyeti Abdülkahhar el-Balki'yi de görüyorum arkada. Muhteşem İngilizcesi olan, hatırlayacaksınız, Habertürk ekranlarından röportaj yaptığımız isimlerden biriydi. Dışişleri Bakanlığı heyetiyle birlikte, şu anda dışişleri sözcüsü zaten kendisi. Taliban heyeti şu anda Ankara'da. Ankara'da VIP salonundan çıktılar. Havaalanının VIP salonundan çıktılar. Ve tarifeli uçakla geldiler anladığım kadarıyla. Yine de teyit ederiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Afganistan-Türkiye ilişkileri açısından oldukça önemli bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da konuşacağız. Bunu konuşmadan önce çok kısa ama Suriye meselesini de bir toparlayıp kapatalım. O gün Barış Pınarı Harekatı yapıldığında Amerika ve Rusya anlaştılar. İkisi birden bizi frenledi. Ve çok doğru, ciddi baskıladılar. Bugün doğru, Amerika ile Rusya aynı durumda mı? Çok kısa yalnız lütfen. Hem çok Sayın kısa bir cümle. Barro. ABD ve Rusya Suriye'de PYD-PKK terör örgütünün geleceği açısından ve Suriye siyasi geleceği açısından anlaşma aşamasındalar. Nasıl anlaşma aşamasındalar? Özerklik konusunda. Bu özerkliğin büyük ya da küçük olacağı, merkeze ne kadar bağlı olacağı konusunda görüşmeler devam ediyor. Donbas'ta biliyorsunuz Ukrayna'nın Donbas'la ilgili evet, anlaşma aşamasında, özerklik konusunda büyük bir ihtimalle Ukrayna'daki Donbas'tan sonra Suriye'deki durum gelecektir. Bu Türkiye'nin o zaman yine biz operasyon yaparsak her ikisi de aslında kesinlikle karşı ve her tamam, ve Türkiye'nin yani çok Barış Pınarı Harekatı yaptığımız dönemden farklı bir süreç içinde değiliz. Abdullah katılır mısınız? Değiliz, değil, doğru. Şimdi yani Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ifadesi son derece önemli. Hiçbir yerden geri adım atmayacağız. Yani ben şöyle yorumluyorum. Türkiye M4 ile ilgili inisiyatifini herhangi bir gerekçeyle kesinlikle ve kesinlikle kaybetmemeli. Çünkü M4 Suriye'nin ana can damarı. Bütün mücadelenin o eksende yoğunlaştığını, ya bir yol değil mi falan, hayır orası bir yol değil. Orası artık oradaki mücadelenin temel hattına, kalp çizgisine dönüşmüş durumda, ana damarına dönüşmüş durumda. Bu anlamda önemli. Bir diğer tarafıyla şu sanırım bizim açımızdan büyük değer taşıyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Rusya için bu alanlar vazgeçilemez alanlar değiller. Ama Türkiye için vazgeçilmez alanlar. Yani bu açıdan okunması bizim açımızdan son derece kıymetli. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün farkındayım.
Rusya'nın gücünün farkındayım ama bir diğer tarafıyla da yani biraz önce Naim Paşa'm bir cümle kurdu. Sonuna kadar katılıyorum. Biz bu sorunu bizim kuşağımızla neslimize çözmek zorundayız. Bu sorunu gelecek nesillere bırakmamak zorundayız. Bu utanç yeter Türkiye'ye. Çözmekten yeter. Kastınız ne? Yani ya, PKK'yı bakın 30 kaç sene 84 2020 37 yılımızı yıl. Çaldı bize. 37 yılımızı çaldı bizden. Bir kuşağı çaldı neredeyse. Bir kuşağımızı ve topraklarımızı, geleceğimizi çalmasına izin vermemeliyiz. Yani bugünlerden olacak bu iş. Bu Suriye'ye ben bir şey sorabilir miyim? Yani 37 yıl öncesine göre peki PKK terör örgütü daha iyi durumda mı, daha kötü durumda mı? Daha iyi durumda. Yani tamam, işte bu belki zaten mesele bu değil mi Sayın Ağar? Yani 37 yılın sonunda 37 yıllık bir mücadele, evet belki Türkiye'de şu anda PKK çok ciddi darbe aldı ve bitmek üzere Türkiye'de, ama yani başka bir alanda da başka bir motivasyonla yeni bir sürece girdi. Şimdi şu var, yani hani Türkiye'deki özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte ortaya konulan çabayı kesinlikle küçümseyemeyiz. Çok büyük bir başarı var. Ama erişimimizin ötesindeki alanlarda şu an jeopolitik oyuna eklemlenmiş. Tamam. Onun bizi aşan bir şeye geldi yani. Bir sıkıntı var. Değil mi? Yani şöyle, önceden yani, terör örgütüyken bizim alanımızda, hatta müdahale edebildiğimiz alanlarda cirit atıyordu ve ama dağdaydı, gerilla savaşı veriyordu. Şimdi ise başka bir yerde, başka bir bölgede ve küresel aktörlerin koruması altında, şemsiyesi altında, himayesinde, onların bayraklarıyla oradan duruyor yani. Şimdi sorumuz şu. Şimdi şu Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir maske mazeret üretiyor. Diyor ki ben bunu DAEŞ'le mücadele için kullanıyorum. Yani, İlişkim jeopolitik değil, taktiksel Afganistan'a diyor. Afganistan'a göndersin PKK'yı, DAEŞ'le mücadele etsin diye. Amerika toplasın götürsün Afganistan'a. Tabii canım, yani hayır, şeyde var. Yani Badiye'de var. 12 bin kilometrede PKK duruyor hala. Ama şimdi öldü de şimdi tartışmalı bölgelere göndermeye kalkar. Afrika'da falan da var. PKK'lıları toplasınlar, oralara götürsünler de bir DAEŞ'le mücadele ettirsinler o zaman. Şayet mesele buysa. Neyse efendim, çok uzun. Yani tabii bu bir de İdlib'e. İşin tabii. İşin yani, tarafı. Evet. Şimdi İdlib'e de gönderebilirler. Çok başka bir tartışma açarsın. Peki Taliban'a gidelim. Biraz da Taliban'a bakalım. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Vaktimiz de daralıyor. Kaç dakikamız var? 13 dakikamız kalmış efendim. Taliban'ı konuşalım şu 13 dakikada da. Ne diyorsunuz ziyarete? Abdullah Ağar, buyurun. Yani bence son derece pragmatist bir karar. Yani çözüm odaklı. Ve açıkçası bakalım dünyadan tepkiler nasıl gelecek. Tabii Taliban'ın pek çok hassasiyeti var. Ve şimdi devletin yönetimini ele geçirdi ama devleti nasıl yöneteceğiyle ilgili pek çok sorunla karşı karşıya. Bu noktada Türkiye ile işbirliği Taliban'a çok büyük faydalar sağlar. Ama bir diğer tarafıyla Türkiye'nin Taliban'la işbirliği nasıl şekillenecek? Yani Türkiye'nin çünkü havalimanı ile ilgili askeri çözümü jeopolitik beklentileri olduğu doğrultusundaydı. Şimdi iş sadece ticari bir boyutta olup buradan işte bir başka tarafa mı gidecek? Hani tabiri caizse dağ mı doğuracak, dağ fare mi doğuracak? Bunu göreceğiz. Bence son derece önemli bir görüşme. Yani uluslararası arenada arz-ı endam ettiler. Türkiye'de boy gösterdiler. İlk defa böyle kendi inisiyatifleriyle, yani daha önce de işte Amerikalılarla görüşmek için Doha'ya falan gidip geliyorlardı, görüyorduk ama ilk defa Batı ülkesine ilk ziyaret herhalde. Batı'ya ilk ziyaret. İlk defa. Şimdi tabii Batı ülkesi dedin. Ümit ederim Batı. Batı ülkesi. Düzelttim sonra ya. En batıdaki ziyaretleri değil. Tamam, anlaştık. Hatta daha da düzeltecektim, uzamasın diye şey yapmadım, girmedim ama sen hemen takıldın, evet. Yani şey, ben son derece önemsiyorum. Özel temsilci atanması gerek, yani mesela öyle bir şey olması beklenir mi? Olmalı mıdır? Türkiye'nin Afganistan Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi ataması gibi bir durum fayda sağlar mı ya da? Yani şeye ihtiyaç var. Bürokrasinin üretmiş olduğu o
süreçlerden daha hızlı bir sürece, daha hızlı bir karar alma sürecine ihtiyaç var. Şimdi şunu söyleyecektim ama hani unutmamam gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin hani daha önceki programlarda çok konuşmuştuk ve bunun ben çok ciddi bir tuzak olduğunu, Türkiye'yi çok gelecekte yaralayabileceğini söylemiştim. Yani hani buradan da şöyle bir şey çıkmasına izin vermemeliyiz. Yani Türkiye işte radikallerle görüşüyor, işte mezhepçilerle görüşüyor, onların muhatap oluyor, işte onları şey kabul ediyor gibi. Batı'nın eline bir koz vermemeliyiz bu süreçlerde. Bu bence en çok dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi o. Yani biz ne için görüşüyoruz? Afganistan için görüşüyoruz, Türkiye'nin geleceği için görüşüyoruz ve bunun katmanı bence ticari katman içerisinde olabilir. Elbette olacak ama bence bu görüşmelerden üreteceğimiz fayda değmeli. Neye değmeli? Kazanç jeopolitik ve stratejik seviyede olmalı. Hatta mümkünse kavramsal olmalı. Yani teolojik bir takım kazanımlara da sebebiyet vermesi gerektiğini düşünüyorum ama bu safhada konuşacak konu değil. Yani ümit ederim Türkiye arayışını, Taliban'la yapmış olduğu görüşmelerdeki temel hedefleri jeopolitik beklentilerini karşılar, stratejik beklentilerini karşılar. Bunun içerisinde ekonomide, ekonomik kazançta belli şekillerde en üst düzeyde yapılandırılır. Sadece ekonomik mi yoksa DAEŞ'le mücadele kapsamında başka bir şey veya işte daha tekrar bir takım güvenlik yani anlaşmaları? Yani şunu bak çok rahatlıkla söyleyeyim Akif. Eğer DAEŞ'le mücadele konusunda Taliban Türkiye ile işbirliği yaparsa ona dünyada sunulabilecek en büyük işbirliğini Türkiye sunar. Bu kadarını söyleyeyim. Diğer hiçbir sunulamaz Türkiye yapmış olduğu işbirliği. Çünkü Türkiye'nin bu konuda kabiliyet ve kapasitesi, tecrübesi. Taliban'ın da ihtiyacı olacak sanki buna. Yani şu ana kadar. Yani şimdi tabii başka bir oyun yoksa. Saldırı yapıldı. Doğru. Başka bir oyun yoksa. Yani şimdi biliyorsun asimetri var bu işin içerisinde. Yani eğer isterse Türkiye bu konuda çok büyük destek sağlar ona. Ve gerçekten DAEŞ'in odunlanmasında büyük fayda üretir. Peki bakalım yani, Taliban büyük bir risk olarak görmeye başlarsa DAEŞ'i. Kalkması, ben hiç DAEŞ'i, yani şunu söyleyeyim, DAEŞ'le mücadele, askeri anlamda mücadele son derece önemli ama DAEŞ'i askeri mücadele bitirmeyeceğini hani altını çizerek söylemek gerekiyor her zaman olduğu için. Peki sonuçta ideolojik de bir hareket olması hasebiyle. Naim Babiroğlu buyurunuz. Evet şimdi buradaki tabii Türkiye en olumlu etki. Ben Afganistan'la ya daha doğrusu Taliban yönetimiyle ve Taliban iktidarı diyelim, yönetimi diyelim, ne dersek diyelim. Türkiye'nin sıkı işbirliğe girişmesinin siyasi amaç, siyasi hedef açısından olumlu bir yönünü görmüyorum. Stratejik açıdan. Hı hı. Onu bir kere altını çizeyim. Yani politik hedefi nedir? Yani devletin kalıcılığını ve devamlılığına olumlu katkıda bulunacak mı? İki, Türkiye'de yaşayan insanların toplumun refahına olumlu katkıda bulunacak mı? Dolayısıyla Taliban'la bu sıkı işbirliği olursa bunun ben ikisine de olumlu olmayacağını, tersine olumsuz olacağını değerlendiriyorum. Ancak Türkiye ilgilendiren önemli bir konu var, göç sorunu var. Bu göç sorununun durdurulması, yani Türkiye'ye akan göç sorununun durdurulması, Türkiye'de bulunan ve düzensiz olarak Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda bir işbirliği gerekiyor, yapılması gerekiyor. Saniye, ama şöyle, kimle işbirliği? Bunu bir açalım. Taliban'la işbirliği. Taliban'la yani görüşmemeli çünkü, demediniz mi az önce? Hayır, şöyle dedim. Sıkı işbirliği stratejik açıdan görüşülmemeli demedim. Ha, tamam. İşbirliğine mümkün olduğu kadar girilmemeli. Ancak göç ve Türkiye'de bulunan, düzensiz olarak Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi. Sadece başlık bu olmalı mı diyorsunuz? Bu, bir de diplomatik temsilciliğimiz, büyükelçiliğimiz var orada, olmalıdır. Diplomatik ilişki devam etmelidir ama bunun dışında özel temsilci, Afganistan özel temsilcisi ya da Taliban'la işbirliğini sürdürecek Afganistan özel temsil gibi temsilciye atamaya gerek yok. Çünkü neden diyorum biliyor musunuz Mehmet Akif Bey? Ben Taliban'ın DAEŞ'le, IŞİD'le ya da El-Kaide türevi örgütlerle etkili bir mücadele edeceğini değerlendirmiyorum. Neden değerlendirmiyorum? Çünkü orası artık terör üreten bir coğrafyadır. Ve terör üreten coğrafyada El-Kaide de olacaktır. El-Kaide türevi terör örgütleri devam edecektir. IŞİD, DAEŞ'le olacaktır. Ve işin kötüsü İdlib'le Afganistan arasında, yani İdlib'e Küçük Afganistan diyorum. Afganistan'la Küçük Afganistan arasında terörist akışı ABD'nin
sayesinde devam edecektir. Nitekim nasıl olacak ya, şöyle haritayı önümüzde mesela koyalım. Size bir örnek vereyim. Helikopterle taşımıyorlarsa buyurun. Bakın geçtiğimiz günlerde bir cami saldırısı yapıldı kuzeyde biliyorsunuz, evet, Afganistan. Yüzden fazla ölü oldu. Evet. Bunu yapan kim? İdlib'den giden. Dolayısıyla ABD ne yapıyor ABD? Nasıl gitti İdlib'e oraya? ABD'nin eğitilmesi herhangi bir yolla gidiyor. Bunu tabii büyük güçler yapıyorlar. Kendi parasıyla, kendi cebinden para harcayarak ulaştırma masrafını karşılayacak hali yok. Yani siz bugün bir teröriste 6 ay maaş vermeyin. Onun giyecek kıyafeti de olmaz, mühimmatı da olmaz. Dolayısıyla bunların, yani şu anda İdlib'deki radikal örgütleri kim destekliyor? ABD destekliyor. Oradaki Türkistan İslam Partisi, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü listesinde 8-9 ay önce terör örgütü listesinden kim çıkardı? ABD evet. çıkardı. Heyet-i Tahrir Şam'la şu anda ABD terör örgütü listesinden çıkarma adımları atmıyor mu? Atıyor çeşitli şekillerde. Peki bunları niye yapıyor? İşte Çin'in sınırına, Wuhan Vadisi'ne gönderiyor. Türkistan İslam Partisi'ni. Kuzeyde cami bombalatıyor. Neden? Çünkü Afganistan'ı terör üreten bir coğrafyaya çevirmezse Çin, Rusya, İran için avantajlı bir coğrafya haline getirir mi ABD? ABD'nin politikasına, stratejisine aykırı. Tamam, şöyle duralım. Evet. Taliban bunlarla mücadele edemez, gücü yetmez mi, etmez mi? İki nedenle etmez. Bir, gücünü aşar. İkincisi, daha önemli bir neden. Taliban biliyorsunuz, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Taliban yekpare, homojen bir örgüt değil. Değil. Radikal gruplar var. Pakistan'daki Taliban, tarihi Taliban çok daha radikal. Aralarında da radikal gruplar var. IŞİD'le daha önce işbirliği yapan gruplar da var. IŞİD'le değil de El-Kaide ile diyelim. El-Kaide türevi diyelim, her neyse. Çünkü IŞİD'le biraz bunlarla, öyle değil, evet. Ya. IŞİD'le bir işbirliği, evet, yok hakikaten. El-Kaide türevi, El-Kaide türevi diyelim. Dolayısıyla bunların bu anlayışları, bu doktrinleri, bu konseptleri, bu mücadelenin etkili olmasını engeller. Fakat bunun dışında Türkiye mesela burada bir fonksiyonu olur mu? DEAŞ'la mücadele konusunda az önce konuştuğumuz mesele. Türkiye'nin Afganistan'da DEAŞ'a karşı, El-Kaide'ye karşı, Taliban'la yapacağı herhangi adımı, atacağı herhangi bir adım İdlib'de 130 kilometre Hatay sınırında karşınıza çıkar. Ve hücrelerde Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, çeşitli kentlerde, metropollerde çıkar. Bu çıkar. Neden çıkar? Çünkü orası küçük Afganistan. Kim çıkarır bunu? Provokatör ABD de çıkarır, başka biri de çıkarır. Dolayısıyla biz Mehmet Akif Bey, Afganistan'ı bir denklem olarak tahtaya koyduğumuzda, saçlar tahtasına, küçük Afganistan'ı da koymak zorundayız. İkisi birbiriyle dengeli, terazi gibi. Ve benim tespitim değil. Birleşmiş Milletler ne diyor biliyor musunuz İdlib için? Dünyanın en büyük yabancı savaşçı çöplüğüne dönüşmüş yer diyor İdlib için. Yabancı savaşçı çöplüğü. Dolayısıyla onun için Türkiye Taliban'la evet işbirliği, diplomatik işbirliği. Çünkü biliyorsunuz Doha'da gelmeden önce 10 Avrupa ülkesiyle toplantı yaptı Taliban Doha'da. Öyle geldi Türkiye'ye. Dolayısıyla elbette işbirliği, ama bu işbirliğini yaparken bir, göç, iki, bu küçük Afganistan'daki terörün, o yangının Türkiye'ye gelmesini engelleyici tedbirler almalı. Yoksa özel temsilci daha üst saniyede böyle diğer ülkelerin yapmadığı şekilde daha fazla ekonomik yardım, buna benzer katkı sağlarsa ileride Pakistan'ın düştüğü duruma düşme tehlikesi var Türkiye'nin bu küçük Afganistan nedeniyle. Türkiye bu üç sorunu devredememeli bir kere gelecek kuşaklara. Yani peki Afganistan meselesinden uzak durması bir işe yarar mı? Yani siz diyorsunuz ki tamam. Ne kadar göç hariç. Sınırlı ilişki, göç dışında ilişki olmamalı diyorsunuz. Yani mümkün oldu. Diplomatik, orada büyük elçiliğimiz var. O ne işe yarayacak var. Yani? O peki. Diplomatik temsilcimiz var. Devam ediyor. Orada bizim yani ulusal çıkarlar açısından, ekonomik açıdan kazanacağımız ne var yakın dönemde 10-20 yıllık sürede? Yok. Hayır, yatırımlarımız var bizim orada. Yani en büyük mesela Kandahar'daki baraj projesi Türkiye'nin yaptığı bir proje. O devam eder Mehmet Akif Bey. O kesilsin demiyorum. O devam eder. O ekonomik yaptırım, o ticari ilişki devam eder. Ancak bizim en büyük problemimiz şu. Bizim en büyük problemimiz göç. Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi. Bir de küçük Afganistan'ın bire vereceği zararın önlenmesi. Biz bu açının dışında daha üst seviyede, diğer ülkelerin de daha üst seviyede bir ilişkiye girersek ileride umulmadık bazı risklerle karşılaşabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü Taliban dediğiniz örgütün içindeki o homojen olmayan yapının çeşitli fraksiyonların durumunu biliyoruz. Yani neredeyse El-Kaide türevi bir konsept de var orada.
Ve bu şu anda Pakistan'da Tahriki Taliban nasıl tehlikeli bir duruma geldiyse... Ben şunu bizim soruyorum. İlişki evet. kurmayıp uzaktan izlemeliyiz. Ne yapacaklarını mı görmeliyiz? Yani bunlar zaten var. Bunların o zaman şöyle tekrarlayayım. Için... İzin verirsen şöyle tekrarlayayım. Orada diplomatik temsilciliğimiz var. Büyük elçiliğimiz devam ediyor. Tamam. Diplomatik açıdan işbirliği devam edecek. Hiç kuşku yok. İkincisi eğer hava yollarıyla bir ulaştırma durumu olursa o sağlanabilir. Yani hava yollarının ulaştırma açısından. Evet. Üçüncüsü göçün önlenmesi ve gelen düzensiz göçmenlerin geri çevrilmesi. Evet. O kadar. Peki tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abdullah Ağar teşekkürler. Naim Babiroğlu teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Afganistan'a herhalde biraz daha etraflıca konuşmamız lazım. Efendim kısa bir ara.